Haydi Arda, haydi Arda, oley 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 oley. Haydi Arda, güzel güzel galibiyetler başladı. Arda asistlere başladı. Bu videoyu şu anda gece saat 4'te çekiyorum dostlar ve harbiden üzgünüm. Arda Güler'in Real Madrid'e gideceği kesinleşti. En azından haberler bunu gösteriyor. Ben hep içimde böyle bir tarafta acaba Arda Güler gitmez, burada kalır diye düşünüyordum ama olmadı. Bu transfer kesinleştiğine göre Real Madrid'in başına geçiyoruz. Arda Güler'i full potansiyeline ulaştırıp Real Madrid'le başarılı olmaya çalışacağız. Gitme, burada kal, gitme! Real Madrid'in başına geldik. Yani sezon sonuna gidip gerçek tarihe gelmek falan uğraşmayacağız. Çünkü zaten yaptığımız şey birazcık fantezi. Hani Arda Güler'i full potansiyeline getirdik. 86 overall oldu. Arkadaşlar bu esnada sizden beğeni ve yorum bekliyorum. Arda Güler'in gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yazın. Ve bu videoyu en az 10.000 beğeni yapalım. Görüyorsunuz Arda Güler 86 overall, tam potansiyeline getirdik. Sofifa'dan baktığımızda potansiyeli böyleydi. Ah Arda, ah ah ah. Ne diyelim, bu arada inanılmaz bir para, 81 ile 102 milyon euro arası. Real Madrid'in transfer bütçesine 223 milyon euro. Tamamdır, Arda Güler'i almak istiyoruz. Konuşulan haberlerde Modric'in de araya girdiği söyleniyordu. Barcelona alacaktı aslında, Deco ile konuşmuştu Arda ama olmadı derken Real Madrid girdi aldı. Benim bildiğim Barcelona'ya gitseydi bir sezon Fener'e kiralanacaktı. Real Madrid'e giderse öyle bir durum yok diye biliyorum. Bu arada Jorge Jesus'dan alıyoruz Arda'yı. Jorge Jesus da şeye gitti, Al Hilal'e gitti ya. Son günlerde paramparçayım abi. Ne oluyor böyle? Ben Jesus'u seviyordum. Seviyordum Jesus'u. 80 milyon diyorlar. Dur bakayım, 82 milyona. Ulan Arda 86 overall olsaymışsın, ne paraya alacakmışlar seni be. Bu arada Arda Güler'e daha önce hem kariyer çarkı yaptık hem de oyuncu kariyeri rebuild yaptık. Bu yüzden böyle bir video fikri geldi aklıma. Hani aynı videoyu tekrar tekrar çekmemek için. Eğer FIFA 23 kariyer modunda Arda Güler'in neler yapacağını daha fazla izlemek istiyorsanız bahsettiğim bu iki videoyu da izleyebilirsiniz. İ butonuna bırakacağım. Vay 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 vay, Arda Güler karşınızda görüyorsunuz. Real Madrid Arda Güler'i alıyor. Arda'yla görüşüyoruz. Vay be, ilk 11 oynatacağız seni Arda. 86'sın zaten. Menajeri bak, babasıyla beraber geldi Arda. Kabul et diyoruz ve Arda artık Real Madridli. Fenerbahçe'den ayrıldı. Real Madrid'e transfer oldu. Bakın babasını da görüyorsunuz. El sıkışıyorlar hocayla. Vay be. Ulan. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Al işte, al izleyelim, al. Hadi Real Madrid'e gitti. Full potansiyel Arda Güler şu anda Real Madrid'de 86 overall'ıyla göz kamaştırıyor. Futbolun yeni 10 numarası. Kimilerine göre medyada yeni Messi. Barcelona'ya gitseydi özellikle o tanım daha çok şey olacaktı. Yeni Mesut Özil diyebilir miyiz Real Madrid için? Bilemiyorum. Tam aynı oyuncu tipi değil. Oyuncu tipi aynı da böyle... Anladınız siz ne demeye çalıştığımı. 14 numaralı formayı giyiniyor Arda. Tabii Real Madrid'le direkt 10 numarayı alamazsın öyle Ardacığım. Şimdi ben Arda'ya bir yandan kızıyorum Fenerbahçeli olarak ama bir yandan da teklifler geliyor, gitmek istersiniz abi. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda uzun uzun tartışalım. Şimdi Arda'yı koyacağız orada 10 numara olarak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Yalnız şöyle şu şekil oynatalım Real Madrid'i. Benzema'yı yollayacağız. Benzema takımdan ayrılacak. Real Madrid'in santriforunda yeni sezonda kim oynayacak? Harbiden. Benzema da yok. Birini alacaklar. Bellingham alacağız abi bir de. Bellingham alacağız. Bellingham da önemli. İnanılmaz orta saha olacaklar ha. Böyle bir orta saha yok. Hoşuma gitti şu anda. Bir görelim oyunda da ne olacağını görelim. İspanya'da Türk futbolunu temsil edecek. Oha, bir dakika lan, Dortmund Arda'yı istiyor. Gerçek hayatta da istediler bu arada harbiden. Burada da Real Madrid'den istiyorlar. Kafayı mı yediniz lan manyaklar? 105 milyon euroya Jude Bellingham'ı da takıma katıyoruz dostlar. Santrfor'a aslında bir Osimhen, Vlahovic falan yakışır. Bakacağız ona. Ben şimdi bir transfer söylentilerine de bakarım. Hani Real Madrid kimi alacak gibisinden bakarız. Ona göre belki Benzema ile takaslarız. Aa lan, 44 alıyormuş orada. Bak bir daha uğraştıracak beni. A few moments later. Oğlum doğru ya, Real Madrid Jose Lu'yu almıştı santrfora. Ama yani saçmalık abi, Benzema yerine onu oynatamayız. Hele oyunda hiç olmaz. Neyse Bellingham gel, bu sefer kaç istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsan verelim paranı da. Gel oyna burada ya, beni sinirlendirdin. Şey yaptın, gerdin beni yani, gerildim şu an. 105 tamam Bellingham, hadi be. Öf. Oğlum o değil de şu an Transfermarkt'tan bakıyorum. Real Madrid'in Arda Güler dışında başka bir transfer söylentisi yok ha. Bu da böyle bir olay yani. İnanılmaz ya. Arda Güler'de de transfer söylentisi. Sparta 32 Spor ne lan? Bu
Transfermarkt ilginç işte. Yani o zaman ben Benzema'yı yollayıp santrfora bir çözüm bulacağım burada. Benzema'yı falan ben satacağım abi. Bonservisiyle satacağım. Buradan para elde etmemiz lazım. Çünkü Arda'ya zaten olması gerekenden çok para ödedik. Full potansiyelini aldığımız için. Oyuncuları satıp bir de santrfor alacağız. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız dostlar. Arda Güler'in numarasına da bakacağım birazdan. Bu arada Benzema'yı Barcelona istiyor. O kadar da değil ya. Bizim olmadığımız bir lige gitsin yani. O kadar da gerçekçiliği bozamam şu anda. Odriozola için 12. Olur. Olur, bana uyar. Bayağı bir talip var ha topçularımıza. Arda Güler ilk maçına çıkacak Real Madrid'le. Asensio için 40 milyon euroya varan bir teklif var. Kabul edeceğiz. Asensio gitsin. Şurada şimdi hızlı simüle et diyelim. Rodrigo falan tam mevkisinde değil ama olsun. 1-1 kaldık. Arda Güler bir şey yapamadı. Belki de Bellingham'a asist yaptı. Onu kadro merkezinden göremiyoruz. Bu arada hazırlık maçları kadro merkezine işlenmiyor. Aynı gerçek hayattaki gibi istatistik olarak işlenmiyor. Haberiniz olsun. Hatta ben şimdiden onu kaptan yapacağım. Zaten fantezi yapıyoruz biraz. Tamam mı? Arda Güler kaptan oldu. Vay 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 vay. Nihat Kahveci'nin konuşması var ya. Capitano, capitano, capitano. No es el capitán, pero para mí en el campo lleva su equipo como capitán. Frankfurt'la Süper Kupa maçı. Hemen hızlı simüle edeceğiz. Bazı mevkilerde sıkıntılıyız. 2-0 aldık. Modric, Valverde. Modric sonradan girmiş Arda Güler yerine. Ben direkt Osimhen'i deneyeceğim ya. Benzema'yı Napoli'ye verip Osimhen almayı deneyeceğim. Ama bizim 90 milyonumuz var zaten. Tamam. 80 milyonluk bir teklif yapalım Osimhen'e. Abi herkes mi Arda Güler'i istiyor? Napoli sen zaten Fener'in belalısısın. Git bırak peşimizi ya. 83 artı sonraki satıştan pay artı oyuncu değişimi. Kimi verebilirim? Mariano abi. Tamam, düşünmek için zamana ihtiyacımız var dedi. Osimhen'i çözersek başka oyuncu almamıza gerek kalmaz. Benzema'yı falan serbest bırakırız. Yolumuza bakarız abi. Yolumuza bakarız oradan. 2-2 yalnız bu iyi değil. İyi değil bu. Rodrigo da gol atıyor. Santrfor oldu, adam gol atıyor lan. Militao için teklif var. Osimhen 124 diyorlar. Görüşmesini yapalım bir şekilde. Seni getirmemiz lazım Osimhen. Brahim'i verelim. Brahim abi 24 milyon euro değeri var. Yapmayın ya. Ha, Brahim'i vereyim size. Tamam. 5 yıllık. Osimhen de geliyor. Arda Güler'in önüne Osimhen'i getiriyoruz. Oğlum 110 maaş verdim. Şaka gibi dedi ya. Kendi kulübünden çok daha fazla para veriyorum. Yapma bunu ya. Kafayı yersin ha. Gerçekten kafayı kırarsın yani. Böyle bir şey yok abi. Al, yenildik ligde de. 94 diyor. Tamam ya. Soyun bizi. Soydun bizi Napoli. Soydun bizi. Bence oyuncuyla bunlar anlaştılar. Sen ilk git anlaşama. Biz daha pahalı şey alalım falan hesabı, anladınız. Ulan daha fazlasını istiyor bir de. Tamam al git ya. Sinir etti beni. Osimhen de takımımıza geldi. Bir yıldız oyuncu daha aldık. Arda Güler, Bellingham ve Osimhen transferlerini tamamladıktan sonra artık kafamızı Şampiyonlar Ligi'ne çeviriyoruz. Arda Güler'le beraber Şampiyonlar Ligi istiyoruz. Amacımız, motivasyonumuz bu dostlar. Osimhen santrfor'da yerini alacak. Valverde'ye sağ kanat vereceğim. Tchouaméni oynamıyor herhalde. Benzema'yı da serbest bırakacağız. Benzema'yı ulan 10 milyon verdim serbest bırakmak için ha. Yuh. Bazı sözleşmeleri yenileyelim. Kulüpten oyuncular akıp gitmesin sonra. Yaşlıları değil de özellikle gençleri yenilemek lazım. Çünkü transfer dönemlerinde alıp gidiyorlar abi. Kaçırıp gidiyorlar şu Militao'yu falan. Kaçırabilirler mesela. Tamam. Kamavinga. Kamavinga'yı da kaçırabilirler. Eskiden futbolda topçu kaçırmak vardı. Mesela bunu en son benim bildiğim Deniz Türüç'te yapıldı. Fenerbahçe Mehmet Topuz'da yapmıştı. Tabii ben Fenerli olduğum için daha çok ona hakimim. Kesin başka takımlarda bunu yapmıştır. Atıyorum tam A takımıyla anlaşacak. Sen B takımısın. Tam anlaşmadan önce alıyorsun. B takımına imza attırıyorsun kendi takımına falan. Böyle şeyler çok oluyormuş. Gidip bir villada saklıyorsun falan topçuyu, kimse görmesin. Hemen imzalat falan filan diye. Böyle şeyler var yani. Birazcık gelişim planlarımızı ayarlayalım. Ardından simülasyona başlayacağız dostlar. Tabii şimdi Arda Güler full potansiyelde. Bu yüzden daha gelişmeyecek gibi gözüküyor. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bizim şey nerede Valverde? Valverde seni sağ kanat yapalım oğlum. Sen sağ kanat ol. 31 hafta diyor. Sen sağ kanat ol ki oyna. Sen oynamazsan Rodrigo oynar. Yerin dolar. Onu da şey yapma, sıkıntı etme. Onu da sıkıntı etmene gerek yok yani. Arda Güler kaptan. Bakalım ocağa doğru gittiğimizde Arda Güler'in overall'ı ne olacak? Gelişecek mi, gelişmeyecek mi? Hep beraber bunu göreceğiz dostlar. Hemen Ocak 1'e gidiyoruz. Hayırlısı uğurlusu olsun efendim. Arda Güler'in Real Madrid kariyeri başladı. Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanana kadar bu video bitmeyecek. 2-1 kazandık. Güzel ilk maçı kazanmak iyi oldu. Yalnız ligde kötüyüz. La Liga'da da şampiyon olsak mutlu olurduk. Bir yandan ikinci hedefimiz de o aslında. Ya Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan niye yenildik ya? Dünkü altyapı rebit videosunda da gruplarda hep yeniliyorduk. Bu yeni güncellemeden sonra gruplarda yenilme hastalığı başladı benim bilgisayarda. Benim simülasyonda böyle bir hastalık var. Neyse, 2 galibiyet yaptık. 6 puanız. Sıkıntı yok. Ligde mağlubiyetler devam ediyor. Puan kayıpları devam ediyor daha doğrusu. Shakhtar ikinci maçı Şampiyonlar Ligi'nde
Puanımızı 7'ye yükselttik. Abi bu kadar kötü olamaz bu takım. Kafayı yiyeceğim. Nasıl böyle olabiliyor ya? Biz Real Madrid'iz abi. Haydi Arda, haydi Arda. Oley 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 oley. Haydi Arda, güzel güzel. Galibiyetler başladı. Arda asistlere başladı. Sizce Ocak'ta Arda kaç gol kaç asisttir? 5 gol 7 asist falan yapmıştır şu ana kadar. Bakacağız. Bakacağız. Hep beraber şimdi bunu inceleyeceğiz, göreceğiz. Ligde de 3. 4. falanız ha, onu da söyleyeyim. Arda Güler 86 overall hala. Bakalım. 6 gol 7 asist. Oha, 5 gol 7 asist demiştim değil mi ben? Güzel, takımın en verimli oyuncularından biri. Ofansif orta saha sonuçta. Rodrigo çok... Ne yapıyor Rodrigo ya? Kesti orada şey, Valverde'yi kesti. Sağ kanat oynuyor. Osimhen 10 gol 1 asist. Yalnız Rodrigo uçmuş abi be. Ne yaptın be abi? Allah Allah. Ligde durumumuz nasıl? Lider Atletico 45 puan. Sorun yok. Rakibimiz Kulüp Brüj. Rahat. Şampiyonlar Ligi'nde rahat ilerliyoruz. Umarım bu sezon kazanırız. Kulüp Brüj maçına geçiyoruz dostlar. Arda Güler'imiz 86'da kaldı. Umarım gelişir. Dinamik potansiyelle de gelişmesi lazım. O kadar gol atmış, asist yapmış. Süper Kupa güzel. Güzel, güzel, güzel. Süper Kupa'da devam ediyoruz. İspanya'nın Süper Kupası biliyorsunuz böyle birkaç maçtan oluşuyor. Özellikle bunu Arda Nino'da da gördük. Arda Nino oyuncu kariyerimizde. O da dostlar yarın sizlerle olacak. Normalde bugün yayınlanacaktı. Ama bu gelişmenin üzerine yarın yayınlayacağız. Bu arada neler oluyor ya? Mağlubiyetler, puan kayıpları falan ne oluyor abi? Üzülüyorum ve sinirleniyorum. Bir yandan Real Madrid hocası olarak şey oluyorum yani. En azından bir El Clasico kazandık. İlkini kaybetmiştik. O güzel oldu. Haydi oğlum be. Osimhen falan gelişmiş. Arda Güler 87 olmuş sonunda. Haydi bakalım Arda. Asist bekliyorum. Gol bekliyorum senden bu maçta. 1-0 yenildik lan. Allah Allah. Allah Allah. Ligde de beraberlikler var. Şampiyonlar Ligi'nden eleneceğiz mi? Yok. Oğlum ligde 10. olduk lan. Abartmayın. Tamam bir yere kadar çok kızmadık da abartmayın kardeş. Abartmayın yani. Ne olursun abartmayın. 4.yüz. 49 puan. Real Madrid kabul edilemez bir şey. Gerçek hayatta böyle olsa hocayı kovarlar anında. Şampiyonlar Ligi'nde yine simüle ediyoruz. 2-2 kaldık. Eledi abi. Kulüp Brüj bizi eledi. Arda Güler gol atıyor ama işe yaramıyor. Mal gibi direkt sezon sonuna gidiyoruz. Bilmiyorum. Ulan bu arada 4. bitirirsek ligi Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Modric hocam gidiyor Modric kulüpten. Toni Kroos da gidiyor. Zaten orta sahada birazcık da gençleşmek istiyorduk. Ama bizim fantazimizde gitmeleri lazımdı. Arda Güler'le Bellingham'ın oynaması gerekiyor. Burada maalesef ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de başarısız olduk. Bu sezon en azından Şampiyonlar Ligi'ne gidelim önümüzdeki sene. Hani onu gidemezsek çok çok üzücü olur. Real Madrid'e yakışmaz abi bu. Yakışmaz yani. Sezon sonuna geldik abi ya. Moralim bozuldu yani. Şampiyonlar Ligi'nde yenilmeyi hiç beklemiyordum. Çok kötü oldum biliyor musun? Çok kötü oldum. Şampiyonlar Ligi'nden elenince şey oldu takım böyle bir silkelendi. İkinci bitiriyoruz lan oha. Gerçek hayatta da zaten geçtiğimiz sezonu Real Madrid ikinci bitirmişti. Ve aynı burada olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olamamıştı. Ama tabii burada bir fark var. Vay be. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim? Süper Kupayı kazandık. Şöyle şey nerede? Şampiyonlar Ligi. Manchester City almış. Avrupa Ligi ne olmuş? Meraktan bakıyorum. Bayern. Evet abi. Takımda sorun ne? Tchouaméni niye oynamıyorsun? Ne oluyorsun anlamıyorum ya. Arda Güler gelişmiş bayağı. Tchouaméni ne oldu sana anlamadım. Gol krallığında Griezmann birinci. Ligde Rodrigo 22, Osimhen 19 atmış. Asist krallığında Arda Güler Griezmann'la beraber asist kralı oluyor. İşte bu La Liga'nın asist kralı be. Vay vay vay. Belki şampiyon olamadık. Şampiyonlar Ligi'nde de ilerleyemedik. Ama Arda Güler asist kralı oldu. Coştu abi adam. İşte bu. Çocuk coştu. Güzel. Şöyle Şampiyonlar Ligi'nde yokuz zaten ama göstermek istedim. Hiçbir şey yapamadık zaten yani. 12 gol 17 asist. Arda ne yaptın? Oğlum. Seneye çok daha fazla şeyler yapacaksın. 84 overall olmuş Arda. Potansiyeliyle beraber potansiyelini de aşmış hani. Hem full potansiyel oldu hem onu da aştı. Bakalım Real Madrid'le önümüzdeki sezon neler yapacağız? 2'de 2 istiyoruz. Hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi için geliyor Arda. Modric futbolu bırakıyor dostlar. Efsaneviz. Konuşamadım efsanemiz. Şimdi artık Arda Güler Real Madrid'in yeni efsanesi olabilecek mi bunu göreceğiz. Haydi be Arda be. Bu sezon senden çok şeyler bekliyoruz. Paramız kaç? 126 milyon euro. Bir sağ bek alabiliriz belki. Ekstramız o olur. Onun dışında da böyle takımı çok değiştirmek istemiyorum açıkçası. Gerçek hayatta gerçekleşmez bence bu transfer ama olsun. Achraf Hakimi Real Madrid'e gelecek. Zaten eski Real Madrid futbolcusu. Onu da söylemiş olalım. Biliyorsunuzdur. Direkt 103 milyon euro serbest kalmasını ödeyip alacağım Hakimi'yi ve yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde, La Liga'da, bu iki ligde de başarılı olmak istiyoruz. 120.
Ulan dur sen şimdi laf edersin ya. 160 vereyim de. Bu videoda iki kere masadan kalkan topçu oldu. Tamam. Ben bugün bir hüzünlüyüm. Harbiden normal halimde değilim yani. Arda'nın gittiğini gördüm falan. Böyle bir kötü oldum. Tam bir de 3 liraya bir çekimi vardı. Bitirmiştik. Yatağa uzandım şöyle bir dinlenmek için. Arda'nın gittiğini gördüm. Harbiden kötü oldum ya. Merkez orta sahada Valverde koyalım. Şomeni zaten sıkıntı çıkarıyordu. Bu şekilde devam edelim. Valverde'nin de gelişim planını değiştireceğim. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Valverde, seni istesek sağ kanat yapabiliyoruz değil mi? Ama dur olma. Sağ kanat olunca kaç oluyor çok merak ettim ya. 87'de kaldı lan. Merkez orta sahaya geri dön çabuk. Çabuk merkez orta saha ol. Arda Güler'e bir şeyler verebiliriz. Arda Güler gerçi zaten 89 oldu. Takımın en yüksek reytingli oyuncularından biri. Gölge santrifor vermiştik. Başka bir şey verelim. Fiziği falan da artsın. Dinamo vereceğim. Dinamo. Hem hızı da artıyor. Yalnız eğer yine böyle mağlubiyetler olursa anında dizilişi değiştireceğim. Demek ki diziliş sıkıntılı diye düşüneceğim. Çünkü bu overall'daki oyuncular bir araya gelince bu kadar yenilemezsin abi. Ligde bu kadar mağlubiyet alamazsın yani. Şampiyonlar Ligi'nde Brugge falan elendik abi. Olacak iş değil. Dizilişler hakkında da bir video yapacağım zaten. En iyi diziliş ne diye. O video hakkında da hani nasıl yapalım diye bir öneriniz varsa yorumlara yazın. Dizilişleri aslında karşılaştıracağız. Valverde. Tekrar geri orta saha oldun. İnanılmaz çalıştırdık adamı ya. Bellingham, Valverde, Arda Güler üçlüsü var orta sahada. Sol kanat Vinicius Junior, sağ kanat Rodrigo ve santrforda da Osimhen. Defans hattımızdan da memnunum. Zaten bu sene bir tek Hakimi'yi transfer ettik. Şöyle bir sözleşmelerimizi kontrol edelim. Ardından da zaten sezon sonuna doğru ilerleyeceğiz beraber. Daha doğrusu ocağa gideceğiz. Şampiyonlar Ligi maçlarını tek tek yaparız. Buradan bu arada yeniletmeye değecek bir oyuncu çok yok. Ufak ufak yenileyelim de Mendy olabilir. Mendy zaten 2 yıl. Lig başlıyor bu sene artık. Şampiyon olacağız La Liga'da. Geçen sene tamam olamadık ama bu sene olacağız. Beraberlikle başladık ya. Haydi abi. Haydi devam. Devam güzel. Devam derken Ona devam değil. Galibiyet olarak devam olsun istedim. Yenildik ya. Hadi abi. Haydi oğlum. Güzel. İlk galibiyetimiz güzel. Yani biraz daha böyle kötü hava sezersem direkt diziliş değiştireceğim. Atletico'yu yendik. Leipzig maçı kazanıyoruz güzel. Haydi oğlum. Güzel. Seri başladı. Bak bunu dedim ya yenildik hemen. Oğlum bu oyun beni duyuyor ya. Bu bilgisayar falan bu oyun hissediyor, duyuyor, bir şeyler yapıyor abi. Keep up the good work. Haydi beyler İngilizce mi konuşayım anlamanız için? Aynen İspanyolca nasıl denir bilmiyorum artık. Güzel. Güzel aferin. Mucho gracias ha. Hadi bakayım. Sakin Arda Güler orada asistleri yapıyor. 3 golün ikisini asistini o yaptı mesela. 3-1 yendik ya. Bak 5-1. 4 asisti Arda Güler yaptı. Bol keseden atıyoruz. Güzel. Barcelona. Olur. Derbi beraberliği. Sonuçta olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde zaten gruplardan çıktık da. Son maçı da kazandık. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yaptık lan galiba gruplarda. Oha bayağı iyi gittik orada. Ve Ocak 1'e geldik dostlar. Şimdi. Ligde lider devam ediyoruz eyvallah. Ya, puan kayıplarımız var ama olsun. Şampiyonlar Ligi 6'da. Bir beraberlik vardı. O gözümden kaçmış demek ki. Olsun. Bayern Münih'le eşleştik son 16'da. Bu sezon o sezon mu be? Hem lig hem Şampiyonlar Ligi. Haydi oğlum. Süper Kupayı falan kazandık arada. Haydi. Bak ya. Abi. O Sevilla mağlubiyetini de hiç beğenmedim yukarıdaki. Onu da söyleyeyim. Bayern maçına yavaş yavaş ilerliyoruz. Zor maç, sıkıntılı maç. Delikt falan filan. Haydi oğlum. 3-1 ilk maç güzel. Güzel 3-1. 3-1 Osimhen, Mendy, Rodrigo 2 asist yaptı burada Arda. 90 overall ya bu adam. Bu adam 90 overall diyecek bir şey yok. Bayern'i eleyip yolumuza devam ediyoruz. Oh yenildik de yine de eledik he. Aman. Kimik Kore'ye falan aman. Artık çeyrek finaldeyiz dostlar. Çeyrek finalde de gelecek olan rakibi göreceğiz. Var ya direkten döndük he. Bir gol daha atsalar uzatmaya kalıyorduk değil mi? Rakibimiz Atletico Madrid. Üf derbi var. Şampiyonlar Ligi'nde İspanya derbisi. Galibiyetlerimize devam ediyoruz. Ligde yüksek ihtimalle lideriz. Atletico'yu da yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçen sezonun şampiyonu oyunda. Onu da söyleyelim. Bellingham kırmızı kart cezalı. Olur öyle şeyler. Biz yolumuza devam. Devam abi. Başkası oynar onun yerine. İç sahada 0-0 kaldık. Griezmann penaltı kaçırmış. Griezmann'a bak. Abi bu sefer de Osimhen cezalı ya. Bunu yapmayın işte. Kim oynayacak orada? Şöyle yapacağız. Dur olayımız şu. Rodrigo'yu santrfora çekeceğiz. Artı 2 oynuyor adam orada. Sağ kanatta kaç oynuyor? Artı 5. Tamam. Valverde'yi sağ kanat da atacağız. Sağ kanatta daha iyi oynuyormuş. Orta sahada da Şomeni oynayacak abi. Bu şekiliz ve maçı kazanmak istiyoruz. Turu biz geçeceğiz. Haydi oğlum. 3-2 yes be. Valverde sağ kanattan coştu. Vinicius Junior da attı.
Arda Güler'in gol attığını çok görmüyoruz yalnız ha. Ona da sezon sonunda bakacağız kaç gol olduğuna. Yarı finaldeyiz artık. Muhtemel rakiplerimiz Liverpool, Benfica, Inter, Paris Saint-Germain veya Dortmund. Göreceğiz, maç sonuçlarına bağlı. Olur, Paris olur. Hep en zor rakipler bize geldi bu sezon. Bayern, Atletico, Paris, ne oluyoruz ya? Paris'te Messi duruyor mu acaba? Mbappe, Icardi var karşı tarafta. Arda Güler'le Icardi Süper Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde karşılıklı oynuyorlar. Oha! 1-0 yenildik lan. Abi takım çok iyi. Takım çok iyi. Arda'ya da güveniyoruz. İkinci maçta biz bunu 2-0 falan alır geçeriz. Penaltılarla finaldeyiz. İşte bu. Arda Güler kendi penaltısını atmış. Icardi kaçırmış. Oha! Düelloya gel abi. Düelloya gel. Süper Lig'in ardından Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler Icardi düellosu ve kazanan Arda Güler oldu. Tebrik ediyoruz Arda'yı. Finaldeyiz abi. Finaldeyiz. Real Madrid'le Arda Güler finalde olacak ve karşıda Liverpool var. Yıllar sonra bir Real Madrid-Liverpool finali. En son bu yaşandığında biliyorsunuz ki Salah'ın falan kolu kırılmıştı Liverpool'da. Ramos böyle kolunu kırmıştı hatırlarsınız. Yıllar sonra yine bir Real Madrid-Liverpool finali be. Of of of, Barcelona'yı 4-0 yendik. Takım coştu. İlk sezon kötüydük. İkinci sezon Arda da herhalde coşuyor. Şimdi istatistiklerine bakacağız zaten. Final maçında da Arda ile oynamak zevkli olacak. Çünkü adam hani full potansiyelinde. 90 overall falan. Hatta 91 oldu mu? Hemen kadro merkezinden istatistiklerine bakacağım. Hemen. Osimhen 34'e 6. Rodrigo 30'a 13. Vinicius Junior 27'ye 10. Valverde 7'ye 10. Arda Güler 6 gol 14 asist. Geçen sezona göre daha kötü ama yine de iyi. Helal olsun Arda. Kendinden de emin duruyor orada. Ligde puan durumunda ne oldu? Şampiyon olduk mu? Şampiyonlar Ligi'nde zaten finaldeyiz biliyoruz. Ligde de şampiyonuz, güzel. Hedeflerimizi tamamlamış olacağız bu videoda. Tabii finalde Liverpool'u yenmemiz lazım. Bir de gol krallıklarına bakalım. Arda Güler yine asist krallığı almış olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde asist krallığı maalesef yok. 5 asist yapmış Arda. 2 tane daha yapsa Gakpo ile aynı sayıda olup asist kralı olacaktı. Maalesef olamıyor. La Liga'ya bakalım ve ardından Şampiyonlar Ligi finaline geçeceğiz Arda'yla. La Liga'da maalesef krallıklarda yokuz abi. Hep böyle ucundan dönmüşüz. Şuraya bak, Osimhen, Vinicius, Rodrigo. Bu ne oğlum? Asiste de Arda 9 asist. Rodrigo da 9 asist. Neves 12 ile birinci. Ne yapacaksın abi? Hayat böyle işte. Olamadı. İnanılmaz bir maç bizleri bekliyor. Full potansiyel Arda Güler'i görüyorsunuz. Takımın kaptanı, Real Madrid kaptanı Arda Güler Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Arda'ya bak, en önde. En önde kaptan Arda takımıyla beraber sahaya çıktı. Bu dakikaya kadar izleyip videodan zevk aldıysanız, eğlendiyseniz like ve yorumunuzu alırım dostlar. Bekliyorum yani. Videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı bekliyorum. Evet. Takımlar sahada artık, Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor. Telif yemeyelim, hemen başlayalım. Ve Arda Güler, dur bakayım. Al topu Arda. Arda Güler topla buluştu. Arda! Arda! Arda sola doğru oynadı. Spikerliği abartıyoruz. Arda! Serdar videosu var ya, aynı onun gibi. Hop dön şöyle. Tamam, çok iyi. Şimdi Arda Güler. Arda, Arda müthiş, müthiş klas. Soldan Valverde. Şimdi Valverde baktı. Valverde verdi pasını. Ceza alanı içi Arda'ya doğru. Fantezi denedik. Hocam offside, offside. Golü atıyoruz ama offside. Arda Güler üzülüyor. Oyna şöyle tekte. Tamam, tamam, o top bizde kalabilir. Valverde sağdan geliyor. Valverde. Zaten kanat oynamayı da seviyor biliyorsunuz. Arda Güler ceza alanı içine. Valverde çeviremedi. Çevirseydi Arda Güler yazabilirdi. Şimdi Arda Güler korneri kullanacak. Arda açtı içeri doğru. Ön direkten bir şut Arnold çıkardı. Dönen top, indirelim. Arda Güler aldı. Sol ayak, Arda Güler vurdu, olmadı. Arda'ya bir daha indirdik. Arda Güler sol ayak vurdu, bir daha olmadı. Yeter artık Liverpool, kaç kere döndürdünüz. Oha, Osimhen yerde. Devam ediyor maç. Kayalım şurada. Muhammed Salah sağdan gidiyor. Muhammed Salah yardı orayı. Abi saçma sapan bir defans yaptık. Girelim alalım. Militao iyi girdi. Şimdi Osimhen. Osimhen döndü. Arda Güler kaçıyor. Veremedik pası. Sol tarafa doğru oynayalım. Oyun biraz sıkıştı. Arda Güler'in önüne doğru. Havadan bir pas. Arda Güler aldı. Arda. Arda. Arda ayağında tuttu. Arda vurdu kalecinin üstüne. Top ayağına yapıştı orada Arda'nın. Top ayağına harbiden yapıştı. Şimdi Valverde. Arda Güler. Arda Güler sol ayak. Ya üstten out'a gitti. Yapma be Arda. Osimhen tuttu topu. Soldan Vinicius kaçıyor. Vinicius Junior. Vinicius Junior ceza alanına doğru girdi. Sol tarafta arkadaşını gördü. Ceza alanı içinde ortaya açabiliriz. Arda Güler. Arda aldı, vurdu, olmadı. Şimdi dönen top, lan nereye vurdun Valverde? Kime çarptı? Birine çarptı orada. Arda Güler korneri kullandı. Ön direğe doğru bir şut Alisson. Alisson çıkardı, şimdi top çizgide, tuttuk topu. Valverde açtı ortayı. Ceza alanı içi. Osimhen vuramadı. Dönen top, kafayla girelim. Tamamdır, dönen top bizde. Arda Güler tekrardan buluştu topla. Arda Güler her atakta Arda var. Arda takımın beyni diyebilir miyiz? Arda Güler! Biraz daha üstten vursak harika, kesme bir gol olacaktı.
Olmadı. Olmadı yalnız. Oyun anlamında çok dominant oynuyoruz. Arda Güler. Arda. Arda. Arda ne yapacak? Arda baktı. Arda. Bir plase daha yeter artık. Girmiyor. 100 tane şut çektik Arda'yla. Haydi oğlum. Orta alanda. Şimdi Arda'nın önüne hocam. Ya bu faulleri vermiyorsun. Bileğe basma var orada. Bileği orada şey yapıyor. Değiyor yani bileğe, anladın mı? Sıkıntı hocam bunlar. Tamam, ilk yarı bitti. Bence iyi oynadık. Arda'yla bir gol atsak çok güzel olacak ya. Arda'yla golü kovalıyoruz. Bu arada hep böyle bu maçlarda zorlanırız. Uzun zamandır final maçında zorlanmıyorum. Liverpool'un şutu yok. Ronaldinho 0.99 videosunda, ne bileyim, önceki videolarımızı takip edenler bilir. Her videoda zorlandık. Bu videoda rahatız final maçında. En azından şimdilik. Birazdan yapay zeka coşabilir. Korkmuyor değilim. Aslında bu kadar iyiken atmamız lazımdı. Arda Güler. Şimdi Arda soldan sıyrıldı gidiyor. Arda Vinicius Junior'a vermedi. Kendi gidiyor Arda. Kendi gidiyor. Çok süratli Arda Güler. Arda Güler çok süratli. Arda Güler. Arda Güler. Attı golü Arda. Arda attı golü. Sevincini yapıyor Arda. Arda seviniyor. Osimhen de yanında sarılıyor ona. Ulan çocuğu düşüreceksin. Çocuk düşüyor. Tamam. Arda Güler attı golünü. Bakın soldan geldi. Arda Güler çok süratliydi orada. Sol ayağıyla harika bir gol attı Arda Güler. Güzel. Güzel, sevincini de yapıyor. Bak bak nasıl seviniyor bak. İşte bu diyor, işte bu. Yürü oğlum Rodrigo. Yine bir kontra atakla geliyoruz Rodrigo. Ceza alanı içine geç diyoruz Arda'ya. Rodrigo. Rodrigo ne yapacak? Rodrigo çekti. Rodrigo açtı. Arda Güler var orada. Arda Güler kafayı vuracak da olmadı. Şimdi dönen topta Jude Bellingham. Yıkılmadı orada. Arda Güler üzülüyor. Üzülme Arda Güler. Açtık ortayı. Ceza alanı içi yine olmadı. Dönen top. Valverde giremedi araya. Valverde araya girecek de olmadı. Olma o. Dakika 81. Muhammed Salah geliyor sağdan. Aman oğlum yapma oğlum. Aman oğlum be, çok iyi müdahale yaptık son anda. Çok iyi. Çok iyi. Lan oğlum top gitmiyor lan bu taraftan. Topu uzaklaştıramadık. Şu kale, tamam güzel çıkalım oradan. Oradan güzel çıkalım, tamam. Tamam aferin. Aferin, hızlı atakla geliyoruz. Şimdi çektik. Verdik. Arda Güler. Arda Güler geç onu. Aa, yoruldu artık Arda. Arda artık yoruldu. Dakika 89'a doğru yaklaşıyoruz. Şöyle oynadım. Tamam, artı bir. Son bir hatamız var. Hocam bitirme. Hocam bitirme, belki gol olur. Hocam bitirme, belki gol olur. Arda Güler istedi topu. Arda'ya atıyorduk, olmadı. Şimdi Arda Güler sol ayak dışı vurabilir. Arda Güler. Arda Güler. Ay, ah, ah, normal vurdu da olsun be. Olsun, çünkü maç bitti. Maç bitti. Arda Güler'in golüyle Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini kazanmış oluyor. Kupayı kazanmış oluyor. Kaptan Arda Güler'in golüyle. Full potansiyel Arda Güler Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdı. İşte bu. Bu takım zaten Şampiyonlar Ligi'nin ustası. Arda'yla da beraber inanılmaz bir takım oldu Real Madrid. Diyecek bir şey yok. Full potansiyel Arda Güler bugün videoda görevini başarıyla yaptı. Umarım bu videoda da olduğu gibi iyi yerlere gelir. Ve şimdi Arda Güler'le beraber haydi bakalım şampiyon Arda Güler. Vay be. Dostlar, sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.